Bugün konumuz Ford Kuga. Ford Kuga yeni nesliyle aramızda ve bu bambaşka bir Kuga, fark etmişsinizdir herhalde. İlk iki nesilde evrimsel bir değişim geçirmişti Ford Kuga ve SUV karakterini korumaya özen göstermişti Ford bu otomobilin. Ama artık gördüğünüz gibi biraz daha şehirli bir havası var, en azından dışarıdan baktığınızda öyle görünüyor. Ya da benim gözüme en azından öyle gözüküyor. Tabii ki sizin görüşleriniz farklı olabilir. Tasarım tartışılabilir bir konu olabilir. Kuga ile ilgili bütün her şeyi anlatacağım size bu videoda. Ama önce küçük bir tasarım ayrıntısı. Yanındaki araç ST-Line donanıma sahip bir araç. Ve bu aracın kendine özgü bir burun tasarımı var. Tamponu özellikle çok farklı ve ızgarası da daha farklı diğerlerinden. Titanyum ya da Vignale donanımları alırsanız da ona göre daha farklı tasarımlarla birlikte geliyor. Ford Kuga yani farklı donanım seviyelerinde farklı görüntüler elde ediyor Ford. Ki zaten son dönemde bunu yapıyor aslında. Fiesta'da da yapıyor. Focus'ta da yapıyor. Daha çeşitlendiriyor herhalde ürün gamını. Bunu söylemek lazım. Arka tarafa geçelim. Orada neler varmış size onu anlatmaya başlayayım. 4 metre 61 santim standart olarak bu otomobilin boyu. Standart olarak diyorum. Çünkü buradaki ST-Line'ın boyu 4 metre 62 santim. Yani tampon farklılığıyla birlikte 1 santimlik bir uzama söz konusu aracın boyunda. Ama tabii ki bu önemli bir fark değil. Sadece tampon tasarımlarıyla ortaya çıkıyor. Bagajda neler var peki? Bu çok önemli çünkü Kuga'nın boyu rekabette tam ortada yer alıyor. Ve rakiplerle de benzer sunumlara sahip olması lazım. Donanıma bağlı olarak bir ayak hareketiyle açabildiğiniz bagaj kapağının altında Türkiye açıklamasına göre, yani Türkiye'deki teknik verilere göre 511 litre ile 650 litre arasında bir bagaj hacmi sunuluyor. Arasındaki konusu arkada kızaklı koltuklar olduğu için kızaklı koltukları en öne kadar İterseniz eğer arkada az diz mesafesine ihtiyacınız olduğu durumlarda 650 litrelik bir bagaj kullanabiliyorsunuz. Neden Türkiye'deki açıklamalar diyorum? Çünkü şöyle bir durum var. Bu aracın zemininin altında bir alan koruyucu, alan tasarrufu lastiği bulunuyor. Acil durum yedek lastiği yani bulunuyor. Biraz daha ince aracın üzerindeki lastiklerden biraz daha ince bir yedek lastik bulunuyor. Eğer böyle bir yedek lastik sunuluyorsa Ford Avrupa'nın açıklamasına göre bu aracın bagaj hacmi 475 litre ile 650 litre arasında değişiyor. Yani aslında koltuklar en arka konumdayken burada kullanabileceğiniz alan 475 litre olarak düşünebilirsiniz. Yine de ben Türkiye'nin açıklamasını göz önünde bulunduruyorum. 511 litrelik hacimde, 475 litrelik hacimde iyi bir değer diyebiliriz. Rekabette daha iyisini sunanlar var. Kızaklı arka koltuklarla bile bunu sunanlar var ama bu boylarda, bu civarda boyu olup kızaklı arka koltuğa sahip olan mesela Volkswagen Tiguan'da da böyle bagaj sunumları var. Bunu da herhalde göz önünde bulundurmak lazım. Yani rekabette iyi bir noktada diyebiliriz Kuga'nın bagaj hacmi için. Bagaj duvarları tamamen düz değil çünkü bu aracın arkasında çift kollu bağımsız aks bulunuyor. O nedenle de ufak tefek tabii ki kayıplar var bagaj duvarlarında. Ama genel olarak kullanışlı zeminle eşik arasında neredeyse hiç fark yok. Yani yükleri, ağır yükleri buradan çıkarmakta sorun yaşamayacaksınız. Koltukları katlayıp, arka koltuk sırtlıklarını katlayıp bagajı genişletmek isterseniz ne oluyor peki? Burada kollar bulunuyor. Bu kollar yardımıyla teorik olarak koltuk sırtlıklarını katlamanız mümkün. Ama bu araçtakiler çalışmıyor en azından. Ya da ben beceremedim. Kullanma kılavuzuna da baktım ama bir çözüm bulamadım. Bu araca özgü bir sorun var sanırım. Koltuk sırtlıklarını yatırıyorsunuz. Yaylı bir mekanizmayla kendi kendine yatıyor diye umuyorum buradan çektiğinizde. Çünkü şu anda içerideki koltuk sırtlığı ayar kolundan yaparsanız böyle davranıyor. Ve bu zeminde yukarıda olduğu için eşiksiz bir yükleme alanı elde ediyorsunuz. Tamamen düz değil ama eşiksiz bir yükleme alanı elde edebiliyorsunuz. Dahası koltukları kızaklar en ön konumdayken de katlayabiliyorsunuz. Yani önce kızakları geriye alıp ondan sonra koltukları katlamanız gerekmiyor. Bu da güzel bir çözüm. Pandizottan bahsetmedim çünkü bu aracın aslında bir perdesi var. Normalde sert pandizotun olduğu kapatmak için kullanılan bir sınıftır genelde bu. Ama burada bir perde bulunuyor. Bu perdeyi de zeminin altında saklayabiliyorsunuz. Hoş bir çözüm genel olarak, çok kolay bir şekilde bunu buradan çıkartabiliyorsunuz ve başınıza bela olmuyor. Ama bu hem sanki birazcık kolay hasar alacakmış gibi, hem de eğer pandizotun üstünde ufak tefek eşya saklamak için kullanıyorsanız, ki tavsiye etmem, görüşünüzü engeller, bir kaza anında serbest uçuşa geçer oradaki eşyalar. Öyle bir şey için kullanıyorsanız, bu hataya düşüyorsanız eğer bunu da kullanamayacaksınız. Aslına bakarsanız iyi bir habermiş şöyle düşününce tabii ki. Öyle bir şey için tehlikeye yol açacak bir durum için kullanamayacaksınız bu parçayı. Arka koltuklara geçelim. Şu kapağı bir kapatayım önce. Otomobilin aks mesafesi 2 metre 71 santim. Bayağı bir irileşmiş yani aks mesafesi açısından. Bu haliyle bakarsanız da sınıfının en uzun aks mesafelerinden bir tanesine sahip bu araç. Ki bunlarla artık sık sık karşılaşacağız. Çünkü aks mesafelerin arası artık pillerin saklama yeri. Bu araçların da
ileride elektrikli versiyonları olacak. İllaki son dönemdeki gidişat bunu gösteriyor. Ve bu nedenle de uzun at mesafeli araçlarla daha sık karşılaşacağız. Boylarına göre uzun at mesafeli araçlarla karşılaşacağız. Peki sunumlar nasıl? Gayet güzel. Gördüğünüz gibi benim boyum 1.75. Bu sürücü koltuğu bana göre yerli. Buradaki diz mesafesi bu sınıftaki en iyi sunumlardan bir tanesi. Gerçekten de oldukça başarılı. Ayağımı koltukların altına doğru da uzatmam mümkün. Bu koltuklar kızaklı olduğu için biraz yüksek konumlu. Bu nedenle genelde böyle koltuklar kullanıldığında baş mesafesi sorunu ortaya çıkar. Ama bu araçta cam açılır bir cam tavan olmasına rağmen böyle bir sorun yaşanmıyor. Gayet güzel bir baş mesafesi var burada. Bu da güzel bir sonuç aslında. Yani burada benden çok daha uzun boylular rahat edebilir. Benden çok daha uzun boylu sürücüler varken de bu koltukta, arka koltukta yetişkinler seyahat edebilir. Güzel sunumlar bunların hepsi. Kızaklar peki nelerle birlikte geliyor ya da kızakları kullanırsanız neler oluyor? En ön konuma aldığımda gördüğünüz gibi benim dizim artık değmeye başlıyor. Burada hatta biraz daha öne doğru gidebiliyor. Böyle seyahat edebilir miyim? Kısaca herhalde seyahat edebilirim ama yine de çok daha az ayarlayarak mesela bagajı hala genişletme şansım var ve burada hala diz mesafem var. Yani arka koltuktaki diz mesafesini tamamen yok ederek elde etmiyorsunuz. 650 litrelik hacmi kullanılabilir bir hacim. Özellikle mesela burada çocuklar seyahat ediyorsa sadece bebeklerle değil çocuklarla da bu kızaklı koltukları en ön konumda dahi kullanmanız mümkün. Tekrar geri alayım. Son bir koltuk özelliği, koltuk sırtlıklarının eğimi de ayarlanıyor hemen yandaki koldağın ve bu koltuk sırtında yatırdığımda daha da kaykılarak, daha da belki rahat seyahat edebileceğim. Tabii ki böyle yaparsam bagaj hacminden biraz çalmış olacağım. Ama seçim size bırakılmış. Sonuç itibariyle nasıl kullanacağınıza siz kendiniz karar verebileceksiniz. Böyle kullanırsam bu arada baş mesafesi baya baya iyi hale geliyor. Cam tavanın sıkıntıya sokmadığı nadir otomobillerden bir tanesi olarak da kaydedebiliriz herhalde Ford Kuga'yı. Sunumlara geçelim. Orada neler var? Arkada sert plastikler var. Bence biraz daha iyisi sunulmalıydı burada. Çünkü bütün kapı içini saran pek de sevimli olmayan plastikler bunlar. Daha iyisi bir en azından bizdeki fiyat seviyesine bakarsak daha iyisi olmalıydı ama kabul etmek gerekir ki dünyanın geri kalanında bu otomobil bazı yerlerde küçük SUV olarak bazı yerlerde ise kompakt SUV olarak anılıyor. Yani öyle çok çok abartılı bir sunuma ihtiyacı yok. Normal şartlarda bizde özel bir durum var. Yapacak bir şey yok bunun için. Bu araç estiyle donanımlı olduğu için bazı dekorasyonlara sahip. Ahşap benzeri sanırım bu ahşap gibi olması gerekiyor herhalde. Hoş bir süsleme kullanılmış kapı içerisinde ve bununla idare etmeniz gerekiyor. Kapı içerisindeki bütün süs bundan ibaret. Ve bir de tabii ki estiyle'nin kırmızı dikişli deri parçaları var burada. Kapı içi cebi ön tarafta küçük bir saklama alanı var. Arka tarafında ise bir şişe bölümü var. Şişe bölümünün yeri yanlış seçilmiş bence. Önde hoparlör olduğu için, hoparlör yuvası olduğu için arkaya bırakılmış şişe bölümü. Pek ulaşmak kolay olmayacaktır bu bölüme. Koltuk sırtlıklarının arkasında güzel cepler var. ST-Line'de bile arkada file kullanılmamış, normal cep kullanılmış. Bunlar oldukça kullanışlı oluyor. Arkada havalandırma çıkışları var. Donanıma bağlı olarak arka koltuklarda ısıtma satın alabiliyorsunuz. Ve bir 230 voltluk soket alabiliyorsunuz. Yani prizden bir şeyler şarj edebiliyorsunuz arka koltuklar için. Ne yazık ki USB sunulmamış bu bölümde ama bu da herhalde işinizi görecektir büyük oranda. Orta bölüme geçersek orta yükseklikte bir şaft tüneli var. Bu aracın dört tekerlekten çekişli versiyonu olmasına rağmen çok yüksek değil şaft tüneli. Ortaya rahatça geçebiliyorsunuz. Koltuk kızakları önde kaldığı için hemen şaft tünelinin kenarına ayağımı koyabiliyorum. Hatta istersem şaft tünelinin üstünde de tüneyerek kısa bir yolculuk yapabilirim ama uzun bir süre burada seyahat edemem. Bu bölümde uzun süre seyahat etmek ister misiniz? İstemezsiniz çünkü sırtlık bir hayli sert, minder de şişkin. Burası çok rahat bir yer değil. Yani ortada seyahat etmeniz gereken bir yetişkinseniz yanında çocuk koltuğu olduğu için ya da başka bir nedenden ötürü çok tercih edeceğiniz bir koltuk olmayacaktır. Burası. Yan tarafa geri dönecek olursam bir kol dayama var. İçinde iki tane bardaklık var. Kol dayanağının düz konumu koltuk sırtlıklarının yatık konumunda göre ayarlanmış. Koltuk sırtlıkların eğer şöyle düzeltirsem birazcık öne doğru eğimli oluyor. Bazılarının keyfini bozabilir bu. Bazılarının hiç umurunda olmayacaktır. Durumlar böyle arka koltuklar için. Sunumları çok çok güzel arka koltukta. Oldukça iddialı rekabette Kuga bu bölümde. Bakalım ön tarafta neler var, sürüşünde neler var. Bir Ford'dan bahsediyoruz tabii ki. Sürüşünde arayı açması lazım rakipleriyle. Gerçekten bu olmuş mu? Onları anlatayım size bir de. Şimdi Ford Kuga'nın direksiyonundayız. Kokpiti anlatacağım size öncelikle ama şöyle bir şey anlatmam lazım. Belki de Ford bazen bana Oscar Wilde'ın sanırım bir hikayesi vardı. Bülbülle Gül isimli bir bülbül. Bir nedenden ötürü kırmızı bir güle ihtiyaç duyuyor. Aşık oluyordu sanırım herhalde öyleydi hikaye. Ve bu kırmızı gül çok çok kırmızı olsun diye daha doğrusu gül ağacı başka türlü olmayacağını iddia ediyor. O nedenle de
gidiyor gül ağacının dikenini kalbine saplıyor ki onun kanıyla o gül kıpkırmızı olsun. Ford da biraz fazla tutkuyla bağlı. Bazı şeylere sürüş keyfi istiyor. Sürüş odaklı otomobiller istiyor. Bir otomobilinin sürüşünün kalitesi herhalde Ford için en büyük önceliklerden bir tanesi. Buna çok fazla odaklanıyormuş gibi gözüküyor dışarıdan, eminim içeriden öyle değildir. Ama dışarıdan baktığınızda böyle gözüküyor. Bu kokpitte mesela bazılarınız için bu görüşü güçlendiren etkenlerden bir tanesi olabilir. Belki birazcık fazla sönüktür günümüz için. Belki biraz daha fazla vay etkisi olması gerekir. Belki biraz daha süslü olması gerekir. Belki de duruluğunu çok seviyorsunuzdur. Bu sadeliği çok hoşunuza gidiyordur ve kullanışlılığı sizin için gayet yeterlidir. Bunların hepsi kişisel görüşler, tabii ki farklı farklı olacaktır herkesin fikirleri. Malzeme kalitesi açısından güzel bir iş var diyebiliriz. En azından sınıfı için ortalamalarda bir iş var diyebiliriz herhalde. Böyle söylemek daha gerçekçi olur günümüz ortalamasına baktığımız zaman. Üstlerde yumuşak plastikler var, güzel dekorasyonlar var. Mesela bu araç ST-Line olduğu için tam böyle ortaya geçen karbon fiber benzeri bir kuşak var. Ama mesela sert plastiğe ulaşmak o kadar zor değil. Hemen havalandırma kumandalarının yanında sert plastikler bulabiliyorsun. Malumunuz birkaç tane modelde böyle sunumlarla karşılaşmak mümkün oluyor. Yine de elinizi değdiğiniz yerlerde çok çok güzel malzemeler olduğunu söyleyebilirim. Mesela direksiyonun derisinin dokusu çok güzel. Vites konsolu gerçekten çok güzel işlenmiş mesela. Evet, arka taraflarda yine sert plastikler var. Ama ön taraflarda elinizin daha sık değeceği yerlerde mesela burada deri kaplamalar var hemen ön tarafında. Ya da değişik o arka koltukta ne olduğunu betimleyemediğim kaplamanın devamı da vites konsolu çevresinde kullanılmış. Böyle bakarsanız dokunduğunuz yerlerde kalite algısı gayet iyi ama daha iyisi olabilir miydi? Daha yaygın bir şekilde yumuşak plastikler kullanılabilir miydi? Kullanılabilirdi. Pek tabii ki sınıfında bunun örnekleri var. Diğer konulara geçeyim. Buradaki 8 inçlik ekran standart olarak geliyor Ford Kuga ürün gamında. Sync isimli bir arayüzle çalışıyor. Ford'un kendi arayüzü. Bu arayüz premiumlar dışında bulup bulabileceğiniz en güzel arayüzlerden bir tanesi otomobil pazarında. O yüzden çok değerli. Grafikleri güzel, sezgisel, etkinliği güzel. Çok rahat bir şekilde aradığınızı bulabiliyorsunuz. Çözünürlüğü güzel ekranın ve bunun dışında dokunmatik hassasiyette oldukça başarılı. Bu ekran sayesinde bir sürü işinizi rahatça halledebiliyorsunuz. Ve yine premiumlar dışında bulup bulabileceğiniz en iyi geri görüş kameralarından bir tanesine de sahip Ford Kuga. Gayet net bir görüntü elde ediyorsunuz. Biraz bulanık görüntüler bu sınıfta yaygın olarak kullanılıyor. Ama burada yerdeki paranın üstündeki yazıları belki okuyamazsınız. Yerde bir para varsa onu bulduysanız, ama en azından kaç lira olduğunu fark edebilirsiniz herhalde buradaki ekranla birlikte. 12.3 inçlik bir dijital gösterge tablosu style donanım dışında standart olarak sunuluyor Ford Kuga'da. Grafikleri çok güzel, renkleri çok güzel. Üst kısmı yuvarlakmış. Ford da bununla övünüyor ve bunun için de herhalde farklı bir teknik, farklı bir ekran gerekiyormuş. Sadece yuvarlak bir çerçeve yapsalardı da olurdu bence ama vardır herhalde bir işin sırrı. Bu ekranda farklı sürüş modlarına göre farklı aydınlatmalar, farklı grafikler sunuluyor. Çok da güzel sunumlar var oradaki geçiş sunumları. Gerçekten etkileyici. Bir hayran kalıyorsunuz. Özellikle araç mesela aracı ilk çalıştırdığınızdaki sunum, buradaki ekran görüntüsü oldukça etkileyici. Bence bu tarz ekranların asıl önemi pek çok bilgiyi size bir anda sunmaları olmalıydı. Bu ekran öyle değil aslında. Bakarsanız yol bilgisayarında gezmeniz gerekiyor. Yine yani analog göstergenin üzerine konulmuş öyle çok çok fazla bir şey yok. Ne yazık ki. Saklama alanlarına geçiyorum hemen hızlıca. Benim SUV'larda, crossover'larda en çok sevdiğim şey kapı içi saklama gözlerinin kullanışlılığı. Burada da öyle bir durum var. İki tane ayrı şişe gözü var mesela Ford Kuga'nın. Bir tanesi 1,5 litrelik şişeler için, bir tanesi daha küçük şişeler için. Ön taraftaki saklama alanı yeterince büyük değil ama arkaya doğru bir derinliği var. Genelde şu trafik yeleklerini saklamak için, fosforlu yelekleri saklamak için kullanılıyor. Almanya'da mesela mecburi onları taşımak bildiğim kadarıyla. Ama orada bir saklama alanı daha var. Dibe doğru bazı eşyalarınızı koyabilirsiniz. Vites çevirmeli düğmesinin diyeyim burada herhalde. Onun önünde güzel geniş bir saklama alanı daha mevcut. Burası donanıma göre kablosuz şarj içinde kullanılabiliyor. Onun hemen yanında ikinci bir saklama alanı daha mevcut. Yani kablosuz şarj ederken telefonunuzu bütün oradaki saklama alanı tamamından feragat etmiş olmayacaksınız. İki tane USB portu, bir tanesi normal, bir tanesi USB-C versiyonu ve çakmak da orada duruyor. Çakmak çıkışında kullanabileceksiniz yani oradan.
Hemen vites kolunun yanında, vites çevirmeli düğmesinin yanında iki tane bardaklık kıskaçları var. Bu bardaklıkların, bunlar da güzel ayarlanmışlar. İsterseniz buraya kül tablasını da yerleştirebiliyorsunuz. Onun arkasında yine bir taklama gözü daha. Bunların tamamı, bardaklıklar dahil, bunların tamamının dikleri kalın plastiklerle kaplanmış. Böylece metal koyarsanız, metal beşler koyarsanız mesela tıkırtı sesi çıkarmıyor. Kol dayanağının altında bir tepsi ve çok geniş olmasa da derince bir göz daha bulunuyor ve bir de görebilecek misiniz bilmiyorum ama gözlük saklama kabı bulunuyor Ford Kuga'nın. Kokpitle ilgili durumlar böyle genel şöyle bir toparlayacak olursak, evet bazı rakipleri kadar şaşalı, bazı rakipleri kadar ilk görüşte aşk oluşturacak kadar güçlü bir kokpit olmadı. Kesin ki bu kokpit zaten Focus'ta da neredeyse aynen sunuluyor, birazcık değiştirilerek Kuga'ya aktarılmış. Ki Focus adı zaten biraz değiştirilerek Fiesta'dan aktarılmıştı. Yani Ford o kadar da iddialı olmanın peşinde değil. Fiesta'nın kokpit tasarımını yoksa Kuga'ya koymak istemezdi. Ford biraz kendi evinde güreşmek istiyor. Kendi sahasına çekmek istiyor mücadeleyi. O sahada sürüş bölümü tabii ki. Orada neler var hemen onu anlatayım size şu trafikten çıkar çıkmaz. İçinde bulunduğum versiyon 1.5 litrelik dizel motora, otomatik şanzımana ve önden çekişe sahip versiyon. Bunun alternatifi 1.5 litrelik turbo beslemeli bir benzinli motor. Sadece 6 vitesli manuel şanzımanla birlikte satılıyor. 120 beygir güç üreten bir benzinli motordan bahsediyoruz. Sadece giriş seviyesini oluşturmak için kullanılıyor bu motor. Aslına bakarsanız bir diğer seçenek yine buradaki motorun, bu sefer 6 vitesli manuel şanzımanla birlikte sunulan versiyonu ve en ilginç Kuga versiyonu, 2.5 litrelik benzinli bir motorla birlikte gelen hibrit versiyon. Gerçek bir hibritten bahsediyorum. Burada mild hibrit ya da benzeri bir kurulumdan bahsetmiyorum. Prizden şarj edilebilen harbi bir hibrit. Bu hibridin fiyatı sonda söylemem gerekiyordu ama herhalde burada söylesem de olur. 800 bin liranın üzerinde, birazcık abartılı bir fiyat etiketine sahip herhalde. Premium olmayan CSU'lar içinde en pahalı araçlardan bir tanesidir. Hazır şurada trafik duruyorken size onun nedenini de belki açıklayabilirim. Daha doğrusu onun nedeni çok belirgin. 2.5 litrelik bir benzinli motor ÖTV dilimleri hesaplandığında aynen böyle bir fiyat etiketiyle ortaya çıkıyor. Mesela aklınıza şöyle bir soru gelebilir. Toyota RAV4'ü çok daha uygun fiyata satabilirken Ford niçin Kuga'ya böyle yüksek bir bedel biçmiş? Şöyle bir durum var. Toyota RAV4 bir vergi teşviğinden yararlanıyor. Vakti zamanında Toyota CHR'ın üretimine başlarken 1.8 litrelik bir hibrit versiyonu var malumunuz onun. Bu 1.8 litrelik motorun vergi kapsamında daha farklı değerlendirilmesini istediği hükümetle bir pazarlığa girişti aslına bakarsanız. Biz burada üretiriz ama sizin de böyle bir vergi teşviği sağlamanız gerekir diye. Hükümet de bunu kabul etti tabii ki üretimi desteklemek için vakti zamanında. Bir şekilde Toyota ona o teşviğe 2.5 litrelik kendi motorunu da dahil etmiş. Diğer bir hibridini de yani dahil etmiş. Ama ya Toyota öyle istediği için ya hükümet birileri hibrit kullanıp vergi kaçırmasın diye düşündüğü için, ki bence ikincisi daha ağır basıyordur. Çok küçük bir kapsamı var bu vergi teşviğinin. Değil diğer markaların hibritlerini, Toyota'nın diğer hibritlerini dahi kapsamıyor. Öyle söylemem lazım. Hem motor hacmi, içten yanmalı motor hacmi, hem elektrikli motor gücü, hem pil kapasitesinin belli seviyelerin arasında olması gerekiyor. Belli seviyelerin altında bile değil, belli seviyelerin arasında olması gerekiyor. Bu nedenle Toyota RAV4 bu teşvikten faydalanırken Ford Kuga bu teşvikten faydalanamıyor. Umarım bu teşvikleri genişletirler. Umarım hibritleri daha çevreci araçları, daha temiz ve daha az yakıt tüketecek araçları, daha önemlisi bizim için herhalde, daha yaygın bir şekilde kullanabiliriz. Konumuza geri dönecek olursak, buradaki 1.5 litrelik dizel motor muhtemelen en arzulanan Kuga versiyonu olacaktır. Kuvvetle muhtemel en çok satılan da olacaktır tabii ki, başka bir seçeneği olmadığı için. Zaten bilindik bir motor, bir önceki nesilden taşınan bir motor. 120 beygir güç, 300 Nm tork üretiyor buradaki motor. Eskisinden farklı olarak artık 6 vitesli çift kavramalı bir otomatik şanzıman yerine 8 vitesli tork konvertörlü bir otomatik şanzımanla birlikte sunuluyor. Çift kavramadan tork konvertörlü tam otomatik bir şanzımana geçiş. Çift kavramalıyla ilgili aklınızda soru işaretiniz varsa sizin için çok çok tabii ki yararlı olacaktır. Akarı kokarı olmayan bir şanzımandır. Öyle bakmanız ya da belli bir kullanma tarzına uymanız gerekmez bu şanzıman için. Eğer bir üretim sorunu, arızası yoksa çok başarılı bir şekilde çalışacaktır. Bu aracın ömründen bile daha uzun ömürlü olabilir buradaki şanzıman.
Bunun yanında çift kavramalı şanzımanın direkt aktarmasından tork konvertörlü bir şanzımanın en direkt aktarmasına geçme durumu var. Çünkü tork konvertörleri yine de gücü boşa harcar, istedikleri kadar gelişmiş olsunlar. Çift kavramalı kadar direkt %100 bir güç aktarımı elde edemezler, kabul etmek gerekir ki bir sıvı kavrama oldukları için. Bunun doğurduğu sonuçlar var mı? Performans bölümünde bunu hiç hissetmiyorsunuz. Klasik bir otomatik şanzımanlı Ford gibi oldukça atak hissettiriyor. Zaten buradaki motorun da en çok bilinen özelliği herhalde atak karakteridir. Bu karakteri devam ettiriyor. Performans açısından, çekiş gücü açısından bir eksiklik hissetmiyorsunuz. Motorun, motorla şanzımanın genel uyumu iyi. Genelde çok güzel çalışıyorlar. Mesela Ford Focus'ta bu başarım oldukça yüksekteydi. Gerçekten de çok çok iyi bir ikiliydi bunlar. Burada biraz daha değişmiş, daha ağır, daha yüksek bir araçtan bahsediyoruz. Biraz aceleci karakter öne çıkmış buradaki şanzımanın. Bu aceleci karakterin doğal bir sonucu, hızlanma isteklerinizde fazladan vites düşürerek zaten ortaya çıkıyor. Biraz fazla beklediğinizden biraz fazla hızlanıyor. Buna gaz pedalına alışarak belki geciktirebilirsiniz. Bir üst viteste ya da olduğu viteste hızlanmayı devam ettirmeyi başarabilirsiniz alıştıkça. Bir diğer ilginç sorunsa, bu sefer sabit hızlı sürüşlerde ortaya çıkıyor. Siz sakin sakin giderken ayağınızı gaz pedalından birazcık bile gevşetseniz, yavaşlamayı istemeseniz ama sadece hıza uyum sağlamak için biraz bile gevşetseniz hemen şanzıman vites yükseltiyor. Vites yükseltiyor. Sonrasında ise siz tekrar gaza basıyorsunuz çünkü hızınızı korumak istiyorsunuz. Ama şanzıman bu yeni vitesinde, bir üst viteste o hızı korumayı başaramayacağını bildiği için tekrar bir alt vitese geçiyor. Sanki eski tip overdrive'lı şanzımanlar gibi hissettiriyor böyle sakin sürüşlerde. Genel olarak dediğim gibi çok rahat uyum sağlıyor sürüşünüze. Adaptif bir şanzıman. Sizin sürüş tarzınıza göre de aslında kendi programlarından bir tanesini seçebilecek bir şanzıman. Yakıt tüketimi nasıl? Tabii şanzımandan etkilenebilecek konulardan bir tanesi. Neyse ki Ford Kuga nesil değişiminde biraz zayıflamış. Birazcık kilosu vardı Ford Kuga'nın. Bunların bir kısmından kurtulmuş. Bu sayede de tüketim etkilenmemiş. 6,5 litre, 6,5 litre 100 kilometredeki tüketim verim 35 kilometre saatlik bir ortalama hızda elde etmişim. 280 kilometre gibi bir rotada elime geçti bu veri. 6 litrenin altına inecektir 100 kilometrelik tüketim veriniz. 5,5'ları zorlayabilir misiniz bilmiyorum, sabit hızlı sürüşlerle zor olacaktır ama şehirler arası yollarda 5,5-6, 5,7, 5,8 gibi 100 kilometrelik tüketim verileri elde edebilirsiniz diye düşünüyorum. Tüketimde durumlar böyle. Sürüşün diğer bölümlerine geçeyim hemen. Eskiden olduğu gibi yine Focus altyapısında yükselen bir araç Ford Kuga. Focus'ta motor seçeneğine göre farklı arka akslarla birlikte satın alım yapmış oluyorsunuz. Düşük güçlü motorlarda arkada torsiyon çubuklu bir yapı var. Yüksek güçlü versiyonlarda ise arkada çift kollu bağımsız bir yapı var. Burada ise motor gücünden bağımsız olarak arkada çift kollu bağımsız bir aks geliyor. Çift kollu bağımsız aks da çok kollu bağımsız aks arasındaki önemli farklılık tahmin edersiniz herhalde. 4 kollu bir aks daha fazla yer kaplıyor çift kollu bir aksa göre. Yer avantajı var. Bir de tabii ki hareketli parçaların azlığı hem maliyet açısından hem de gürültü potansiyeli açısından avantajlar sağlıyor çift kollu akslara. Hazır burada açıkta duracakken bir diğer konuyu daha açıklayayım. Burada kullanılan çift kollu aks normal bir çift kollu arka aks değil. Double wishbone olarak alınan arka akslardan değil. Onun yerine SLA olarak alınan short long arm ya da kısa uzun kollu olarak tanımlanan bir diğer versiyonu çift kollu arka aksların. Normal bir çift kollu arka aksta eşit uzunlukta iki tane V biçimli bağlantı bulunuyor. Buradaysa üstteki bağlantının uzunluğu biraz daha kısa alttaki bağlantıya göre. Bu sayede de aracın kamberi mesela arka aksı, arka tekerleğin kamberi daha rahat ayarlanıyor. Yani tekerleğin süspansiyonla birlikte yukarı aşağı hareket ederken yere basma alanı daha geniş bir şekilde ayarlanabiliyor. Mühendislik için daha fazla payları olan bir tür, bir arka aks yapısı buradaki çift kollu arka akslar. Peki bunun sonuçları nasıl oluyor? Tabii bunlardan birazcık bahsetmek lazım herhalde. Bu içinde bulunduğum araç malumunuz ST-Line donanıma sahip ve ST-Line'da spor süspansiyon sistemiyle birlikte geliyor. Bu çok çok önemli bir konu. ST-Line'ı bence tipine bakarak satın almayın ya da donanım kalemlerine bakarak satın almayın. Gerçekten de sportif sürüş istiyorsanız, gerçekten de böyle bir beklentiniz varsa satın alın. Çünkü bu otomobilin sürüşü gergin. 19 inçlik jantlar var, nispeten dar yanak lastikler var. Onların da tabii katkısı oluyor. Ve bu gerginliğini de sürekli olarak hissettiriyor Ford Kuga. Filtreleme konusunda çok başarılı süspansiyon sistemi ve bu nedenle bence titanyum,
donanım seçeneğindeki normal süspansiyon sistemiyle de güzel bir konfor seviyesine sahiptir Kuga. Gerçekten çok güzel filtreliyor. Hiçbir zaman takır tukur tamamını hissetmiyorsunuz yerden gelen darbelerin. Ama yerden gelen darbeleri de hissediyorsunuz. Zemin bozukluklarının neredeyse tamamını hissediyorsunuz. Sönümleme başarısı düşük kalıyor. Bu haliyle süspansiyon sisteminin dahası birazcık da gürültülü çalışıyor. Bu bence iki süspansiyon sisteminin ortak özelliğidir. Ya da iki süspansiyon seçiminin spor süspansiyonla yani alakası olmayan bir durumdur. Genel olarak bence biraz arka aks gürültülü çalışıyor. Bunu da üzerine eklediğinizde konfor odaklı olmadığı ortaya çıkıyor otomobilin. Konforun diğer faydalarını da geçeyim. Süspansiyonu tekrar devam ettiririm. Ses konusunda biraz yerden gürültü alıyor. 19 inçlik jantlar, 225 taban lastikler var burada. Bunlar tabii ki yine yükselten, yol gürültüsünü yükselten nedenler olabilir. Biraz yol gürültüsü var. Bir Ford modelinden bekleyeceğinizden daha fazla yol gürültüsü var. Ama bu sınıfta daha fazla yol gürültüsüne sahip de birkaç tane model sayabiliriz. Motor sesini birazcık iç mekandan duyabiliyorsunuz. Ama mesela rüzgar sesleri konusunda oldukça iyi. Otoyol hızlarına çıktığınızda da bu nedenle ya da daha doğrusu bu sayede çok huzurlu bir sürüş elde ediyorsunuz. Şehirde elde ettiğinizden daha huzurlu bir sürüş elde ediyorsunuz ki orada süspansiyon sistemi de tabii daha iyi çalışıyor. Peki madalyonun öbür tarafında neler var? Belli ki konfordan bazı vazgeçmeler olmuş. ST'yle donanımı satın alırsanız burada çok güzel karşılıklar alabileceksiniz. Bunun garantisini verebilirim herhalde. Öncelikle direksiyondan başlayayım. Bu çok güzel anlatım olacak bir şey çünkü. Bu direksiyon sistemi muhtemelen C sınıfında bulacağınız, kompakt sınıfta bulup bulabileceğiniz en güzel direksiyon sistemlerinden bir tanesi. Bir kere cerrah hassaslığında ayarlamalar yapabiliyorsunuz. Cerrah hassaslığında yönlendirmeler yapabiliyorsunuz bu otomobille. O anlamda oldukça başarılı. Bunun dışında geri bildirimleri, hem dozunda geri bildirimler var, hem sizi yormuyor. Hem de bir taraftan her an ön lastiklerin tutunma karakteri hakkında, tutunma kapasitesi hakkında bilgi sahibi olabiliyorsunuz. Böylece de otomobilin kapasitesini çok daha rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Çok güzel ayarlanmış bir direksiyon sisteminden bahsediyoruz burada. Bunun dışında süspansiyon sistemi yine çok rahat kontrol edilebilen bir otomobil ortaya çıkartmış. Bu tarz bir otomobilin keyifli sürüşe sahip olması, iyi yolculuğa sahip olması o kadar kolay değil. Sadece sert süspansiyonla bunu elde edemezsiniz ya da elektronik yardımcılarla bunu elde edemezsiniz. Ciddi bir mühendislik gerekiyor. Ama Ford bunu başarmış. Böyle söylemek lazım. Burnuna inanılmaz derecede sadık otomobil. Dahası mesela viraj içerisinde karşılaşacağınız zemin bozukluklarından da etkilenmeden çok rahat bir şekilde geçebiliyor. Burada tabii ki bağımsız arka aksın faydasını görebiliyorsunuz rahat bir şekilde. Yani keyif açısından oldukça iyi. ST-Line donanımı işte böyle satın alabilirsiniz. Gerçekten de virajları seviyorsanız, gerçekten de sürüş keyfine önem veriyorsanız ve sürüş keyfi öncelikli bir SUV satın almak istiyorsanız ST-Line size çok güzel hizmet edebilecektir. Sanırım sürüşle ilgili durumlar böyle. Fiyatlar, donanımlar kısmına çok fazla girmek istemiyorum. Daha doğrusu donanımları tabii anlatmam lazım ama fiyatlar bölümünü çok detaylandırmak istemiyorum. 300 bin liradan başlıyor. 1.5 litrelik benzinli motoru ve 6 vitesli manuel şanzımanıyla 297 bin lira civarından başlıyor. Ve 380 bin liralara kadar gidiyor üst donanımlarla birlikte. Bu fiyatlar her an değişir. Muhtemelen ben bu videoyu yayınladığımda bile değişmiş olur. Kur hareketleri bu aralar yine çok fazla. Kurdan da tabii doğal olarak etkileniyor modeller. Fiyatlarla ilgili bilmeniz gereken şey, fiyatlar ve donanımlarla ilgili bilmeniz gereken şey, style donanımın birazcık fakirce olduğu. Mesela geri görüş kamerası yok style donanımda. Ön arka park sensörleri var. Altı hava yastığı var. Ve ufak tefek birkaç tane daha donanımı var. Bununla yetinmeniz gerekiyor. Buradaki ekran standart donanımda en azından. Bunlarla yetinmeniz gerekiyor. Üst donanımlarda rekabetçi olabiliyor, zenginleşebiliyor. Ve mesela güzel sunumlara da sahip anahtarsız giriş sisteminin 4 kapıda da sensörü var mesela. Cebinizdeyken anahtar arka kapılardan da açabiliyorsunuz merkezi kilidi. Bu da güzel bir haber olacaktır. Bunun dışında 10 bin liralık bir ek ödemeyle çok güzel bir yardımcı sistem paketi satın alabiliyorsunuz. Adaptif hız sabitleme sistemi ki dur kalk yardımcılığı. Yani sizi trafikte durdurup tekrar devam ettirebiliyor hiç siz dokunmadan. Ve şeridi ortalayabilen bir şerit takip sistemi de satın alabiliyorsunuz. 10 bin liralık bir ek ödemeyle birlikte bunlar da gayet güzel çalışıyor. Ve birkaç tane de Simply Clever çözümü var. Skoda'nın mottosudur bu biliyorsunuzdur muhtemelen. Mesela kapıların içinde küçük plastik parçalar var ve açtığınızda bu plastik parçalar da dışa çıkıyor. Böylece ne yandaki araca ne de kendi aracınıza hasar vermiyorsunuz dar park alanlarında.
böyle ufak tefek çözümler de satın alabiliyorsunuz donanımlara bağlı olarak. Böyle baktığınızda rekabetçi olduğunu söyleyebilirim. Başlangıç seviyesi birazcık yüksek gibi. Ama tabii ki Biden ile karşılaşacaksınız. Nasıl fiyatlar var? Orasını bilmek birazcık zor. Açıklamalar bölümüne ben Ford'un kendi sitesindeki linkleri bırakırım. Oradan detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz fiyatları ve donanımları. Çünkü donanımları burada kalem kalem anlatmaya çalışsam size, bu video iyice uzar gider. Zaten şimdiden çok uzamış vaziyette. Şimdi sonuca bağlayacak olursak, Ford Kuga için arkadan öne doğru kullanışlı bir bagaj. Belki hacmi birazcık dar bazı rakiplerine göre ama seçmek sizin elinizde. Değişkenlik bunun için vardır ve siz de seçimlerinizi kendi beklentilerinize göre yapabilirsiniz. Arka koltuklardaki sunumlar çok çok iyi. Bu sınıftaki en iyi sunumlardan bir tanesine sahip. Arka koltuğa önem veriyorsanız yani Kuga listenizde olmalı mutlaka. Kokpit yani keyfinize kalmış herhalde bu bölüm. Kullanışlı gayet güzel. Kalite algısı yönünden daha iyisi olabilirdi. Kalite sunumları daha iyi olabilirdi belki. Rekabette ortalarda bir yerlerde yer alıyor herhalde. Böyle söyleyebilirim kalite konusunda. Dediğim gibi kullanış kısmı iyi. Günlük hayatta size rahatça yardımcı olabilecektir. Sürüş bölümü. Buradaki ST-Line donanımı sadece gerçekten sportif bir araç istiyorsanız tercih edin. Sürüşle ilgili söylemem gereken konu bu. Başarılı bir sürüşü var. Güzel bir sürüşü, kaliteli bir sürüşü var otomobilin genel olarak. Ama dediğim gibi donanıma bağlı değişiyor. Titanyum donanımlısı bence konforlu, güzel bir crossover'dır diye düşünüyorum. Ya da normal donanımlı versiyonları. Bunun dışında motor, şanzımanla ilgili söylenecek çok fazla bir şey yok. Yeterince tasarruflu, yeterince güzel çekiş gücü var. Bu sınıfta bu tarz motorlardan, şanzımanlardan bekleyeceklerinizi size sunuyor. Bu rekabetle ilgili söylediklerim aslına bakarsanız önümüzdeki bir yıl için geçerli. Sadece çünkü önümüzdeki bir yılda bu sınıfta inanılmaz çok değişiklik olacak. Şu anda Kuga'nın referans olarak aldığı otomobiller değişecek. Mesela Seat Ateca'nın makyajlı versiyonu tanıtıldı. Ben de bir tanıtım videosu çektim. Hatta onun kuzeni Volkswagen Tiguan'ın makyajlı versiyonu da tanıtıldı. Onu da yine videosunu çektim. Peugeot 3008 makyajlanacak 2021 içerisinde. Bu araçların hepsi bu arada 2021'de bekliyoruz satışa sunulmalarını. 2021 içerisinde Peugeot 3008 yine makyajlanacak. Daha da elini güçlendirerek gelmesi muhtemel. Hyundai Tucson, Kia Sportage ikilisi 2021 içerisinde yenilenecek. Bu sınıfın en güçlü modellerinden bir tanesi olan ama şu anda birazcık çekiş gücü kaybetmiş olan Nissan Qashqai yepyeni bir nesliyle gelecek yine 2021'de. Yani buradaki rekabet baştan yazılacak ve Ford Kuga bilmediği sularda yüzmeye başlayacak önümüzdeki bir yıl içerisinde. Enteresan bir sınıf. Bakalım o zaman geldiğinde konuşuruz bunları da. Ne olmuş, ne bitmiş, kim öne geçmiş, kim geride kalmış. Bunların hepsi bir yıl içerisinde belli olmuş olacak. Umarım biz de bir yıla ölmez sağ kalırız. Bunları değerlendirebiliriz. İçinde garip bir dünyada yaşıyoruz çünkü şu aralar. Sanırım bu seferlik benden bu kadar. Yine upuzun bir video oldu. Umarım sıkıcı olmamıştır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, sağlıcakla kalın. Dikkat edin kendinize. Bu salgın yine güçleniyor gibi sanki. İyi bakın kendinize. Dikkatli olun. Bir sonraki videoda görüşelim.